Bu dersimizde sizlere fonksiyonları anlatacağım. Nedir bu fonksiyonlar? Fonksiyonlar bir kod bloğunu defalarca kullanmamızı yarar. Nerede çağrılırsa orada içerindeki kod bloğunu çalıştırır. Öncelikle sizlere bir fonksiyon nasıl oluşturulur bunu göstereceğim. Sol tarafta functions yazan diye bir yer var. Burada artı tuşuna basıyoruz. Ve görebileceğimiz üzere bizi yeni bir sekmeye yönlendiriyor ve yeni bir fonksiyon oluşturmamızı sağlıyor. Ben bu fonksiyonumuzun ismine toplama demek istiyorum. Compile tuşuna basıyorum. Hemen ardından toplama yapacağım ve benim toplama yapacağım durumlar nasıl oluyor? Onları göstereceğim sizlere. İlk olarak fonksiyonumu basıyorum. Ve burada input yazan kısımlarda artı tuşuna basıyorum. Nedir bu input? Input dediğimiz yapılar bizim girdi adı verdiğimiz ufak çaplı fonksiyonun içinde bulunan bir değişken yapısıdır. Değişkenler gibi çalışır ama sol tarafta herhangi bir değişken yapısı oluşturmaz, sadece fonksiyonun içinde oluşan bir değişken yapısıdır. Bunlara integer değişken tiplerini veriyorum ve değişkenlerimin ismini x ve y yapıyorum veyahut sayı 1 sayı 2 yapabiliriz. Bir değişken oluş bir fonksiyon oluşturdum ve bu oluşturduğum fonksiyonu çağırmak istiyorum. Event grafa geliyorum. Sağ tıklıyorum. Fonksiyonumun adını yazıyorum. Fonksiyonumun adı neydi? Toplama. Ve bakın burada fonksiyonunu çağır diye çağrılabilir fonksiyonlar durumunu toplamayı göreceksiniz. Input'tan kastım Burada görebileceğiniz üzere iki tane değer girebiliyorum. Örneğin sayı 1'e 10 diyebiliyorum ve sayı 2'ye 20 diyebiliyorum. Ve bunların toplamını yapacağım işleme ihtiyacım var. Bu işlemi de şöyle meydana getireceğim. Sayı 1 yani fonksiyon çağrıldığında girilen sayı 1 artı tuşuna basıyorum. Operatörste add diye bir şey gelecektir karşınıza. Artı tuşuna basıyorum. Sayı 2. <laughs> sayı 1 artı sayı 2'nin sonucunu yazdırmam lazım. Peki bu sonucu nasıl yazdıracağım? Bunu da output ile meydana getireceğim. Output dediğimiz yapılarda çıktılar. Girdiler ve çıktılar. Girdiler belirliyoruz. Çıktılarda da sonucumuzu çıkartıyoruz. Artı tuşuna basıyorum. Benim çıktım integer olacak dedim. Ve değişkenimin ismine de sonuç diyorum. Bu şekilde Sayı 1 artı sayı 2'nin toplamının çıktısını fonksiyonumun çıktısına ata dedim. Event grafa geliyorum. Görebileceğimiz üzere fonksiyonum değişti. 2 tane sayı giriyorum. 10 artı 20. Bunun sonucunu nerede yazdıracaktır? Burada yazdıracaktır. Bunu görebilmek için event begin play diyorum. Toplama fonksiyonumu event begin play'e bağlıyorum. Ve sonucumu yazdırabilmem için sağ tıklıyorum. Print String diyorum. Ve sonucumu buraya atıyorum. E, şu anda event tikim çalıştığı için çok fazla soldu göremeyebiliriz. Bu sebepten ötürü bu bağı şimdilik koparacağım. Bu bağı nasıl kopartıyoruz? Alt tuşuna basılı tutuyoruz. Alt tuşu. Ve mouse'umun sol tıkına basıyorum. Ve bağlar kopuyor. Tekrar gösteriyorum. Bağladım. Alt tuşu ve sol tık bu şekilde istediğiniz bütün bağları, kodlarınızdaki istediğiniz bütün bağları kaldırabilirsiniz. Örneğin Spacebar'dan branch'e bağlanmış bir kodum var burada. Genel alt tuşuna bastım. Buradaki bağı koparmak istiyorum. Bastım ve bağı koparabildim. Yani kodu silmenize gerek yok. Bağları kopartabilirsiniz. Play tuşuna basıyorum. Solda bakın toplamı yazdırdı. Tekrar play tuşuna basıyorum. 10 artı 20 demiştim. 30 şeklinde meydana getirdim fonksiyonların çalışma işlemleri bu şekildedir ee, Peki bu fonksiyonları nasıl kullanabiliriz ee, Öncelikle şu şekilde kullanacağız burada görmüş olabileceğiniz üzere biraz kodlarımız karışık oldu göze biraz fazla karışık gelebiliyor Bu sebepten ötürü bu kodlarımızı bir fonksiyona atamak istiyorum şu şekilde spawn aktör BP Projectile'dan alıp Get Player Pawn dahil Impulse'a kadar çekiyorum. Burada bunları seçiyorum. Seçtiğim kod bloklarındaki herhangi bir bloğu çünkü hepsi seçili olduğu için hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Hepsiyle ilgili bir işlem yapacaktır. Sağ tıklıyorum ve burada Collapse the Function diye bir yazı göreceğiz. Bu komut bizim bu kodlarımızın hepsini bir fonksiyonun içine koyuyor ve buraya da e, mermi spawn şeklinde bir fonksiyonumuza isim veriyorum. Mermi spawn'a girdiğim zaman görebileceğiniz üzere mermimizi spawn ettiği komut buradadır. Event grafıma tekrar geliyorum ve mermi spawn fonksiyonumu oluştuğunu görebiliyorum. Aynı şekilde mermimiz azalacaktır. E, merminin azalması için de bir fonksiyon oluşturacağız. Seçiyorum yine aynı şekilde kod bloklarımı sağ tıklıyorum. Collapse to function diyorum. Ve e, mermi azaltma. Diye bir fonksiyon belirliyorum. Ve bakın görebileceğimiz üzere fonksiyonumuz burada. Bunların herhangi bir çıktısı olmadığı için ihtiyacım olmayacaktır. Lakin biz spawn ettiğimiz komutu buradaki referansımızı çok defa kullanabiliyoruz. Bu sebepten ötürü ben buraya bir de output eklemek istiyorum. Bunu da şu şekilde meydana getiriyorum. Mermi spawnına bastım, output da artıya bastım, <laughs> return not diye bir yapı meydana getirdi karşıma. Bunu en sona bağlıyorum. Çünkü return not kodun her zaman en sonunda bulunmak zorunda, fonksiyonumuzun çıktısı. Buradaki output'u kaldırıyorum değişkenimi sürüyorum. Ve buradaki return value referansımı, çünkü ben bu referansı ileride de kullanabilirim. Şuraya tutup return nodun altına doğru bakın buraya doğru sürüklüyorum. Ve buna da spawn referans diye bir isim veriyorum değişkenime. Artık fonksiyonum üzerinden de spawn aktörün referansını kullanabilirim. Event graph'a geldim şu şekilde görebileceğimiz üzere spam referans. Burada tabii ki henüz kullanmadım ama ileriye yönelik düşünce kullanabilirsiniz. Bu sebepten ötürü şimdiden hazırlıklı olsun. Fonksiyon olaylarımız bu şekilde meydana geliyor. Devamında sizlere göstereceğim ikinci tip fonksiyon yapım var. Şimdi birinci kural fonksiyonlarımızın içinde delay komutlarını, zaman komutlarını kullanamayız. Ve ben reload işlemi yapacağım için burada bir reload işlemi yapıyorum, mermimi yeniliyorum ve ikinci tip bir fonksiyonumu sizlere bunun sayesinde öğreteceğim. Delay kullanabileceğimiz fonksiyon yapıları bu öğreteceğim yapı tam olarak fonksiyon değildir. Yarım fonksiyondur. Gösterdikten sonra daha iyi anlayacaksınızdır. Sağ tıklıyorum ekranın herhangi bir yerine, kodumuzun herhangi bir yerine. Custom event yazıyorum. Add custom event yazıyorum ve buna reload mermi reload da yazabilirsiniz akılda daha kolay olabilmesi için. Bir reload işlemi meydana getiriyorum ve kaç saniye süreceğini belirleyecek bir input işlemi belirliyorum. Buraya süre diye bir değişken oluşturuyorum. Hemen ardından bu süremizi nereye bağlayacağız? Delay komutumuza bağlayacağız. Buraya girdiğimiz süre boyunca reload işlemine devam edecektir. Ve sonrasında mermimi alıyorum. Mermimin yenilendiğinin bilgisini alıyorum. Görebileceğiniz üzere mermi reload diye bir custom event oluşturdum. Bu custom event komutu aynı şekilde fonksiyonlar gibi çalışır. Lakin tek bir farkı var. Bu komutumuzun output'u yok. Herhangi bir çıktı, belirleyemezsiniz. Sadece mermi reload çalışacaktır ve bunu her çağırdığınız yerde oluşacaktır. Burada bakın mermi reload yazıyorum. Görebileceğiniz üzere ve burada süreyi belirliyorum. 2 saniye boyunca diye belirtiyorum. 2 saniye boyunca mermi değiştirme işlemimi meydana getirsin dedim. Play tuşuna basıyorum. Yine aynı şekilde mermilerimi sıkacaktır. Tabi mermimin sayılarını göremiyorum. Neden? Hemen tikteki bağı koparmıştım. Tekrar bağlıyorum. 25, 23, 22, 21, 15, 14, 13, 12, 1. Herhangi bir mermim yok. Ateşlemiyorum. R tuşuna basıyorum. Ve R tuşuma bastığım zaman görebileceğiniz üzere mermimi tekrar 25 yaptığını görebiliyorum. Lakin ufak bir hatamız var. Bu hatamızı da düzeltelim. Space tuşuna basıyorum. Ve R tuşuna, Reload tuşuna bastığım zaman hala Space tuşuna basabiliyorum. Bunu da önleyebilmek için yapacağımız olay şu şekilde. Reload işlemine girdiğimiz zaman bir değişkene ihtiyacımız var. Bu değişken yapımız Boolean. True veya False değerini veren bir değişkenimiz var. Bu değişkenimizin ismini şöyle adlandırıyoruz. Reloading. Yani şu anda mermimizi yeniliyor mu diye belirtiyoruz ve bunun veri tipini, değişken tipini boolean olarak belirliyoruz. Compile'a e bastığım zaman değişkenimizin değerinin ya false olabileceğini görüyoruz ya da bastığım zaman true olabileceğini görüyoruz. Ve mermi reload işlemine geldiğimiz zaman da değişkenimizi çekiyorum ve set diyorum. Şu anda ben reload ediyorum diye belirtiyor. Ardından mermiyi spamladığımız yere geliyorum. Burada. Burada mermiyi spamlıyoruz görebileceğimiz üzere. Mermiyi spamladığımız yere geldiğim zaman mermiyi ateşlemeden önce neden önce? Şu yüzden eğer mermiyi ateşledikten sonra sorguyu yaparsak o zaman hala ateşlemeye devam edecektir. O yüzden mermiyi ateşlemeden önce yani mermimiz var mı yok mudan önce sorması gereken işlem şudur. Branch'imi çağırıyorum. Branch diyorum. Sorgu durumumu getirdim. Reloading'ime get diyorum. Ve buraya condition'a bağlıyorum. Ve diyorum ki eğer ki reloading işlemindeysem hala reloading yapıyorsam o zaman print string şu anda merminiz yenileniyor. Lakin eğer reloading işleminde değilse ateş etmeye devam edebilsin. Ufak bir hatamız daha meydana gelecektir. Şimdi biz reloading değerimizi true yaptık. Değişkenimizi öyle değil mi? Lakin false yapmadık. Herhangi bir kod yerimizde false yapmadık. Ve false yapmadığımız için her zaman durmadan şu anda mermimiz yenileniyor diye bir hata verecektir. Bizim mermimiz olsa dahi. <laughs> Bu sebepten ötürü bizim bunu false yapmamız gerekli. Ne zaman? Mermi yenileme işlemi bittikten sonra, mermimi 25 yaptıktan sonra, reloading değişkenimi false yapıyorum. Bakın şu anda bu tiki kalkık bir şekilde olduğu için false olacaktır. Bu şekilde hatamızı da önlemiş olacağız. Şu anda mermiyi ateşliyorum. R'ye basıyorum. Bakın şu anda merminiz yenileniyor diyor. Ve mermim yenilendikten sonra tekrar kullanabiliyorum. Mermim yenilendiği sürece ateş edebiliyor muyum? Edemiyorum. Yenileme işlemi bittikten sonra ateşleme işlemi yapabiliyorum. Ateşli silah eğitimimiz bu kadar. Eğitime katıldığınız için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.